maçtan sonra üzüntülüyüm. Bizi ilk 3 sıraya taşıyacak bir maçtı. Önemli bir maçtı. Maçın tümüne baktığım zaman fazla değişen bir şey yok. Yine oyun hakimiyeti bizde, istek arzu bizde, pozisyona girmek bizde. Ama maalesef ki özellikle ilk yarıda rakibin daha ilk gelişinde penaltı olması, arkasından yine savunmada ciddi bireysel hataların olması 3 tane gol yememize sebep oldu. Bu 3 golü çıkarmak kolay değil. Bu yönde ciddi bir mücadele verdik. Hatta ilk 2 golü bulunca umutlandık. Ama 3. golü bulma şansını elde edemedik ve 3 puanı kaybettik. Bu açıdan üzüntülüyüz. Üstümüzdekilerle olan puan farkını kapatamamak üzücü bizim açımızdan. Ama ortada bir gerçek var. Mücadeleye devam ediyoruz. Genelde oynadığımız oyunlarda oyun hakimiyetini üstün olarak biz tutuyoruz. Ama bireysel hatalar puan kayıplarına ciddi şekilde sebep oluyor. Bunu bir şekilde değiştirmemiz gerekiyor. Ancak ligin başındayız. Bir takım 2-3 maç arka arkaya kazandığı zaman hemen toparlayabiliyor. Üstündeki takımları yakalayabiliyor. Dolayısıyla önümüzde Sumgayit ve Simurg maçları var. Bu iki maçı mutlaka kazanarak tekrar puan farkını daraltmamız gerekiyor. Yani bu bireysel hataları, zaman zaman da bu pozisyon hatalarını yapmamamız gerekiyor. En önemli eksiğimiz bu. Bir değeri de gol konusu. Ama gol konusunda şimdi biraz öne geçtik. Gol atabiliyoruz. Ama bu kadar basit gol yemememiz gerekiyor. Bunu engellememiz gerekiyor. Tabii ki savunma çalışmalarını yapıyoruz. Her şeyi yapıyorsunuz. Ama futbolda önüne geçemeyeceğiniz tek şey bireysel hatalar. Bu tamamen oyuncu konsantrasyonuyla ilgili. O an önemli. O anki bir konsantrasyon kaybı bunlara sebep oluyor. 20 dakika kalemize gelmeyen Karabağ bir kere geliyor. Olmadık bir top penaltı oluyor. Bunlar bireysel hatalar. Benim umudum bu konsantrasyon, anlık konsantrasyon kayıplarının ortadan kalkması. Geçen maçtan sonraki basın toplantısında da Elnur'un çok iyi oynadığını ama birçok eksiğinin daha bulunduğunu dile getirmişti. Daha çok genç ve tecrübesiz ama çok yetenekli bir oyuncu. Biz onu fiziksel olarak hazırlarken taktiksel olarak da gelişimini sağlamaya çalışıyoruz. Geçen haftaki performansından dolayı bunu hak etti ve bugün 11'de oynadı. O maçın hiç beklemediğimiz şekilde skor olunca bir takım değişiklikler yaptı. Yoksa Orhan'la çalışmalarımız, Elnur'la çalışmalarımız devam ediyor. O da biliyor ki daha çok eksiği var. Ben hoca olarak ona her türlü desteği verip gelişmesi için her fırsatta oynatacağım. (Gülüyor)